Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim ve kandırdım. El cevap, yani evvela birincisi, nasıl yapıyormuş bunu? Gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük bir şey, en küçük bir şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadar da denilebilir. Gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük şey, en küçük bir şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum gibi oluyor değil mi abi? Şeytan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl inkar ettiriyormuş abi? Kur'an'ı nasıl inkar ettiriyormuş? Uzaktan baktırıyormuş yani. Gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük bir şey. Değil mi? Bütün peygamberlerin en ekmeli. Değil mi? En eftali. Değil mi? Mahlukatın en üstüne en büyük şey de diyor. En büyük şey en küçük bir şey gibi gösteriyor. Neden? Uzaktan baktırıyor yani. İbrahim abi. O yüzden Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri gel beraber Cezületin araba gidelim diyor. Neden? Çünkü zamanın ve mekanın muhakematı akliyede, yani akli düşüncelerimizde tesiri çok. Üstad Hazretleri gel beraber Cezületil araba gidelim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı vazife başında görelim ve gösteriyor yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu emir ve yasaklara, onun şahsiyeti maneviyesine biz buradan bakıyoruz ya abi. Buradan bakınca ya ne olmuş, o da bizim gibi insan diyoruz. O da bizim gibi bir beşer değil mi? Ama diğer insanlarda, diğer peygamberlerde olmayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikleri var yani. Ne? Nur-u Muhammedi şahsiyeti. Kainatın çekirdeki aslisi. Bütün peygamberlerin özelliklerini kendi nübüvvetinde cem etmesi. Diğerlerinde bu yok ya. O da bizim gibi insan. Evet, insan. Ama iki şey özelliği var ki diğer insanlarda bu iki özelliği yok abi. O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir tereddüt, bir şüphe yok da duyduk söylüyorlar. O zaman uzaktan bakmayacağız, onu tahkik edeceğiz, işin içine gireceğiz yani. Uzaktan bakarsan seni kim uzaktan baktırıyormuş? Şeytan baktırıyormuş. Öyle kandırıyormuş. Kandırma yönteminin bir tanesi buymuş Selahattin abi. O zaman uzaktan bakmak yok. Yakından bakacağız. O yüzden Risale-i Nur'da anlatırken Üstad Hazretleri gel beraber Cezületir araba gidelim. Aradaki değil mi? Mesafeden değil. Bizzat o zatı vazife başında görelim. Yaptıklarını bizzat o zamandan gösteriyor yani. İki, nasıl kandırıyormuş şeytan insanları, Muhammed Aleyhisselatü'nü inkar ettiriyormuş. Hem tebeyi ve sathi bir nazarla bakılsa gayet muhal bir şey mümkün görülebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Gözüne beyaz bir kıl inmiş. O kılı ay zannetmiş. Ayı gördüm demiş. İşte muhaldir ki hilal o beyaz kıl olsun. Fakat kasten ve bizzat aya baktı ve o saçı tebeyi ve dolayısıyla ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün telakki etmiş. Nasıl kandırıyormuş? Tebeyi ve sathi nazarla baktırıyormuş şeytan yani. Tebeyi ve sathi nazar dediği bizim Türkçe'de üstün körü dediğimiz böyle hani geçiştirme dediğimiz bir bakış var ya, üstün körü. Tebeyi ve sathi dediği o. Şeytan nasıl kandırıyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlara nasıl inkar ettiriyor? Tebeyi ve sathi nazarla bakıyormuş, baktırıyormuş. Tebeyi ve sathi nazarla baksan muhal bir şey, olmayacak bir şey mümkün görülebilirmiş. Çok güzel bir misal verdi. Eskiden Ramazan hilalini görmek için semaya bakarlarmış. Peygamberimiz demiş ki Aleyhisselatü Vesselam, hilali görün, oruç tutun, hilali görün, bayram yapın. Şimdi Arabistan'da o adet devam ediyor. Çıplak gözle hilali görmeyince değil mi? Bayramı ilan etmiyorlar. İlla görecek yani. Halbuki şu an teknoloji gelişti. Teleskopla görebilir yani. Onlar o sünneti öyle devam ettiriyorlar. Şimdi bir grup, Hazreti Ömer var, Peygamberin amcası İbni Abbas var. Hilali görmeye gidiyorlar. İhtiyar bir zat. İbni Abbas'mış rivayete göre. Böyle şeye bakarken yukarı semaya hilal, Ramazan hilalini arıyorlar Selahattin abi. İbni Abbas Efendimizin bu şeyi, kaşı gözüne inmiş. Demiş ki hilali ben gördüm, aha burada. Herkes bakıyor.
Grup yani 12 kişi. Bak yok orada yani. Israr ediyor. Görmüyor musunuz diye. Hazreti Ömer gelmiş. Demiş nerede? Demiş bak Ömer orada demiş. Hazreti Ömer bir oraya bakmış. Bir ona anlamış bunun ne olduğunu. Tutmuş bunu koparmış. Aha kayboldu demiş. Aha kayboldu demiş her yerde. Şimdi normalde bu kaşının bir kılı hilal olabilir mi? Muhal bir şey. Ama tebeyi baktığı için, üstün körü baktığı için bu kılı ay zannetmiş yani. Şeytan nasıl kandırıyormuş abi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl inkar ettiriyormuş? Üstün körü, sathi baktırıyormuş yani. Yani birisi gelip veya televizyondan bir şey duyuyorsun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı. Misal, mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ecnebiler en çok yabancılar çok eşliliğini nazara veriyorlar. Değil mi? Ondan sonra zekat meselelerinde değil mi? Dinimizde zekat var. Onu nazara veriyorlar. Halbuki bilmiyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a zekat almak haramdır yani Ali Beyt'e. O diyor paraları topluyor hep bir saray yapıyormuş bilmem nerede bir şey varmış falan böyle diyor ya. Halbuki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zekat ona haramdır yani. Çok eşliliğini nefsani telakki ediyorlar. Haşa kadına düşkün gösteriyorlar abi. Şimdi eğer tebeyi ve üstün körü bakarsan, yani buradan bakarsan, uzaktan bakarsan üstün körü, he ya niye 12 tane evlenmiş? 2 tane 3 tane neyine yetmiyormuş yani? Bak o zaman ne oluyor? O muhali İbrahim abi mümkün zannediyorsun. Değil mi? Halbuki peygamberimizin 12 tane evliliği var abi. 12 tane evliliği de Cenab-ı Hakk'ın emriyle olmuştur yani. Bir hikmet, bir maslahat takip edilmiş yani. Bazı emir ve yasakları o toplumdan kaldırmak için veya da bir kavmin Müslüman olması için oradan birisi alınmış. Toplumdaki bir adeti kaldırmak için Hazreti Zeynep'le evlenmiş. Bir sürü hikmetleri var. Değil mi? Ondan sonra evindeki örf ve adet, dinin yarısı Ezvacı Tahirat dediğimiz peygamberimizin eşlerinden geliyor, annelerimizden geliyor. Dinin yarısı yani. Şimdi dışarıda 140 bin tane, bir rivayete göre 240 binmiş yani. Sahabenin yaptığını o rivayetleri çoğaltıyorlar ya, anlatıyorlar. Evin içinde bir tane kadın nasıl yapsın? Farklı fıtratlarda kadınlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı özelliklerini rivayet etmişler yani. Çok eşliliğin bir hikmeti bu. O yüzden Hüsnü Hazretleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesi hakkında veya da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın herhangi bir vasfı hakkında zayıf bir emare işiten adam kafasını kaldırsın, o zatın aleme neşrettiği nura baksın, tebeyi ve sathi bakmasın diyor. Şimdi bir, şeytan uzaktan baktırıyor. İki, tebeyi ve sathi baktırıyor. Yani bizim üstün körü dediğimiz bir bakışla bakarsan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında haşa, Kur'an hakkında haşa, tereddüde düşürüyormuş. Kim yapıyormuş bunu? İkinci kandırma metodu buymuş abi. Üçüncüsü, hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Adem-i kabul bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz diyor. Üçüncü de şeytan nasıl kandırıyormuş insanlara Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ediyormuş abi. İnsana gözünü kapattırıyormuş. Burada göz dediği akıl gözü abi. Mesela Hamit abi gözünü kapatır mısın? Ben diyorum ki burası aydınlık. Hamit abi diyor ki Murat kardeş nerede aydınlık diyor ya. Gözünü kapatmış. Ya ben adamı o kadar deliller anlatıyorum ki abi. Adam gözünü kapatmış. Burada akıl gözü diyor yani. Onu kapattığı için sen istediğin şeyi anlat Ebu Cehil'e. Ebu Leheb'e, o taifeye. Adam kapatmış yani abi. Kapattığı için yani adem-i kabul lakaytlıktır, göz kapamaktır. Adam lakaydane. Böyle lakaytlık ne demek bizim Türkçe'de? Kayıtsız. Lakaytlık. Yani bir kayıt altına girmek istemiyor. Boş yani ver. Bana ne de boş veriyor yani. Sorumsuz, ilgisiz. Evet.
göz kapattırıyormuş yani abi. Yani ben burası aydınlık dediğim halde Hamit abi gözünü kapattığı için bir göz kapamaktır diyor yani. Gözünü kapattırıyor sana lakayt olarak. Seni kayıtsız göstererek yani. O da insan, sen de insansın. Niye sen zekatını veresin ki? Sen bu zamana kadar çalıştın değil mi? Niye umreye gidesin, hacca gidesin, Araplara o kadar para yediresin, haşa, öyle değil mi? Böyle lakaytlıkla, göz kapamakla yapıyormuş abi bunu. Evet. Üçüncü kandırma metodu mu? Senin gözünü kapatıyormuş. Bu gözünü kapatmıyor. Hangi gözünü kapatıyor? Akıl gözünü kapatıyormuş. Seni kayıtlama, kayıtsızlaştırarak yani. Kayıt altına sokmak istemeyerek yani. Evet. Dördüncüsü, hem eş şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren, şunu okuyayım bitiriyorum. Dikkatle dinleyin, bu çok önemli abi. Bakın şeytan nasıl kandırıyormuş? Batılı hak, muhali mümkün gösteriyormuş. Yani batıl, onu şeytan hak gösteriyormuş. Muhali olmayacak bir şeyi mümkün gösteriyormuş. Dördüncü de nasıl yapıyormuş bunu? Batılı hak, muhali mümkün gösteren gaflet, dalalet, safsata, inat, mağlata, mukabele, ifal, görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı intac eden küfür ve inkarı o bedbah insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun diye. Dördüncüde 8 tane madde saydı. Şeytan nasıl kandırıyormuş insanları, Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ediyormuş. 8 tane saydı. O zaman biz şeytanın bu 8 tane yöntemine karşı kanmamak için, evet, Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etmemek için bu 8 tanenin karşısına bunların müsbetini koymamız gerekiyor abi. Şimdi bir daha söylüyorum, müsbetlerini söyleyeceğim. Neydi onlar? Batılı hak, muhali mümkün gösteren gaflet 1, dalalet 2, safsata 3, inat 4, mağlata 5, mukabere 6, ifal 7, görenek 8. Bu 8'iyle beraber kandırıyormuş, Kur'an'ı inkar ettiriyormuş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam inkar ediyormuş. O zaman gafletin karşısına ne koymamız gerekiyor? Tefekkür. Tefekkür ehli olursan şeytan sana Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettiremiyor yani. 2. Dalalet. Dalaletin karşısına ne koyacağız? Hidayet koyacaksın abi. Hidayeti koyarsan şeytan seni kandıramaz. Safsata. Safsatanın karşısına ne koyacağız abi? Safsata boş sözler. Maleyanı fuzunu ya. Onun karşısına hikmeti koyacağız abi. Yani biz hani deriz ya her işte bir hayır vardır diye. Her işte yani Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin tecellisini göreceğiz. Evet, inat. İnatın karşısına şeytan inatla kandırmış. Peki ne de inat ediyor adam? Namaz kılmamakta inat ediyor. Zekatını vermemekte inat ediyor. Değil mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı normal bir insan gibi bakmakta inat ediyor. İnatın karşısına teslimiyet abi. Teslim olacağız yani. İslamiyet selim ve müsalemettir diyor ya. Teslimiyetten geliyor İslamiyet yani. Mukabere. Mukabere yani kibirlenmek. Kibirin karşısına ne koyacağız? Tevazu. İbrahim abi. Tevazu ehli olursan şeytan seni kandırıyor. Nasıl kandırıyormuş abi? Kibirle kandırıyormuş seni. Hamit abi sen var ya Nordenham'da bir numarası. Seni var ya biz havaya atsak gene azdır. Sen var ya bizim canımızsın, ciğerimizsin. Şey diyor, öyle geliyormuş abi. Yani seni altına şey koyuyor, evet. Masa koyuyor, sandalye koyuyor. Evet. Ondan sonra bir çekiyor seni, sandalyeyi, masayı, küt diye bir ses geliyor. Evet. Bakın şeytan abi, bir telefon var mı? Telefonunuzu verir misiniz hocam? Bakın, şu telefonu şöyle bıraktım. Kırılmaz. Buradan bırakırsam kırılma ihtimali daha fazla. Şimdi şeytan, bakın önce seni kaldırıyor. Her işte böyledir. Kim olursan ol. Esnaf ol, öğretmen ol, hoca ol, alim ol, bilmem ne olursan ol. Seni böyle kaldırıyor. Evet. 25 sene bekler seni. Bir vuruyor. Ya Hamit abi bunu nasıl yaptı ya? Maalesef. O yüzden
Sürekli teyakkuzda olacağız. Şeytan bizi kibirlendiriyor. O kibrin karşısına abi tevazuyu koyacağız yani. Tevazu ehli olsan Allah bize ibadet ettiriyor, hizmet ettiriyor. Bütün mahlukatın rızkını veriyor. Biz de onun memleketinde istihdam alınıyoruz. Elhamdülillah hâdâ min fadli rabbi yani. Bütün layıkalarda abiler yapmış oldukları hizmeti anlatıyorlar. O hizmetin, o mektubun sonunda cümle bu. Hâdâ min fadli rabbi. Demiyor ki ben şöyle ettim, ben böyle ettim. Almanya'nın hepsini Müslüman ettim. Değil mi? Öyle bir şey yok. Diyor ki işte Hulusi abi diyor ki biz Sabri kardeşle bir araya geldik. Nurlardan bahsettik. Tat tat sohbet ettik. Elhamdülillah hâdâ min fadli rabbi. Bu bize Rabbimizin fazlından yani. Demiyor ki şurayı şöyle anlattım, böyle anlattık. Ondan sonra şu kadar kişiyi Müslüman ettik, şöyle ettik, böyle ettik. Bunu şeytan yapıyor yani abi. Seni kibirlendiriyor öyle. Kibirlendiriyor abi. Kaldırıyor yani. Ondan sonra altından o kadar şeyi çekiyor yani. Küt gidiyorsun o zaman. Mukabelenin karşısına yani kibrin karşısına neyi koyacağız? Tevazu. Görenek abi. Bir tanesi de buymuş. Görenek. Görenek yani falanca ne der? Bilmem ne der? Değil mi? Şeytan yapıyormuş bu göreneği. Şöyle görsünler, böyle görsünler. Var ya abi. Görenek de kandırıyormuş yani. Üstad Hazretleri eskiden ihtiyacı zaruri dörttü diyor abi. Şimdi görenekle, tiryakilikle dörtten yüze çıkmış. O yüz olan ihtiyacı karşılamak için değil mi? İnsanlar günahlara serbestçe giriyorlar yani. Yani şeytan nasıl kandırıyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, Kur'an'ı, emir ve yasakları görenekle yani. Adama diyor ya namaz kılmamız gerekiyor. Allah bizi yaratmış. İbadet, namaz için çalışmak da ibadettir diyor. Bakın çoluğumun çocuğun rızkını götürüyorum ben diyor. Çalışmak ne zaman ibadet olur? Namazını kılarsan. İki vakit ortasında yaptığın her şey güzel bir niyetle ibadettir yani. Namazını kılmazsan ne iş yaparsan yap ibadet olmaz yani. Bir fabrika düşün. Adam seni işe almış muhasebede çalışman için. Sen gidip depoda çalışıyorsun. Adam diyor ki geç muhasebede çalış. Sen diyor ki çalışmak ibadettir diyorsun. Bak ben fabrikada çalışıyorum. Seni muhasebede çalışman için aldı. Depoda değil ya. Allah bizi yarattı. Namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım diye, değil mi? O aradaki işlerde beşeriyetin icabı yapıyoruz yani. Asıl vazifemiz ibadet, Allah'ı tanımak, bilmek yani. Eğer o ibadet, Allah'ın dediğini yapmasak çalışmak ibadet olmuyor. Çünkü ibadeti Allah emretmiş, onu yapmıyorsun, kendince bir din çıkarmışsın yani. Artık ne iş yapıyorsa ona ibadet demiş yani. O ibadet olmuyor yani. Görenek abi, görenekle kandırıyormuş Selahattin abi. Dedik. Son. İfal abi. Aldatmak. İfal. Hani ifal etti deniyor ya. İfalın karşısına ne koyacağız? Aldatmanın karşısına sıdk. Yani dost doğru olacağız. Mesela bir menfaatimiz için birini aldatıyoruz ya abi. Şeytan bize telkinat yapıyor o aldatmayı yani. Önce senin cebini dolduruyor. Ondan sonra senin mülk sahibi yapıyor. Mevki sahibi yapıyor. Ondan sonra meseleyi nereye getiriyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor. Kur'an'a getiriyor. Emir ve yasakları umursamıyorsun. Görmezden geliyorsun. Peki nasıl yaptırdı bunu? Önce seni başkasını aldatarak, ifal ettirerek antrenman yaptırdı. O antrenmanları yapınca meseleyi nereye getirdi? Dine getirdi, peygambere getirdi. İfalle seni kandırıyormuş abi. Gafletin karşısına tefekkür. Dalaletin karşısına hidayet. Safsatanın karşısına hikmet. İnatın karşısına teslim. Evet. Mukaberenin yani kibrin karşısına tevazu. İfalin karşısına evet sıdık, görenek. Karşısına bu çok önemli şimdi. Ne koymamız gerekiyor abi? Bilene 100 puan. Göreneğin karşısına İhlas dedi çok güzel. Başka sünnet. Bir şey koyacağız. Sünnet. Ha. Sünnet-i seniyye abi. Görenek yok. Peygamberimiz böyle demiş. Bitti yani. Seni kandıramıyor o zaman. Ama Ahmet Mehmet şöyle dedi. Değil mi? Veya da kendini güzel göstermek, şey yapmak. O göreneğe gör. Göreneğin karşısına sünnet-i seniyye koyarsak şeytan bizi kandıramıyor. Şimdi toparlıyorum abi.
Şeytan nasıl kandırıyor insanları? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettiriyor, Kur'an'ı inkar ettiriyor abi. Dört tane saydık. Bir, uzak mesafeden baktırıyormuş. İki, tebeyi ve sathi baktırıyormuş. Üç, gözünü kapatıyormuş, akıl gözünü. Evet. Dört, sekiz tane saydık. Evet. Gaflet, safsata, inat, mukavere, ifal, görenek. Bu şekilde insanları kandırıyormuş. Kanmamamız için uzaktan bakmayacağız. Tebeyi ve sahtiyi bakmayacağız. Tahkiki bakacağız. İçine gireceğiz abi. Akıl gözünü açacağız. Kapatmayacağız. Evet. Delil, bürhan asrındayız abi. Ondan sonra bu 8 tanenin karşısına müsbetlerini koyarsak şeytan bizi kandıramaz yani. Evet. Allah rızası için El Fatiha.